Emekli maaşında Temmuz'a günler kala hesap değişti. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve Memur Emeklisi Temmuz'da açıklanacak maaş zammını iple çekerken en düşük emekli maaşında hesap değişti. Diğer yandan seyyanen zam ve refah payı eklentisi içinde Ankara kulisleri yeni bir rakam üzerinde konuşmaya başladı. Türkiye'nin büyük kesimini oluşturan 16 milyon emekli ile memur aileleri 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Asgari ücretle çalışan kesim ise emekli zammının açıklanmasının ardından kendilerine de ara zam yapılacağı beklentisi içinde açıklamalara dikkat kesildi. Peki Ankara kulislerine yansıyan en son rakamlar neler? Hangi emeklilere refah payı verilecek? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Ayrıntılar haberimizde. SGK, Bağkur ve memur emeklilerine yapılacak 6 aylık enflasyon ortalamasından oluşan enflasyon farkının kaç lira olacağı belli oldu. Emeklilere %22.72 oranında enflasyon farkının verileceği hemen hemen kesinleşirken, bu oranın emeklilerin 6 ay daha geçinmesi için yeterli olmayacağı belirtiliyor. Refah payı oranı hakkında ise şimdiye kadar bir açıklama yapılmamıştı. Ünlü SGK müşaviri Emin Yılmaz, son veriler ışığında emekli zamlarını hesaplarken aynı zamanda emeklinin en çok merak ettiği refah payına konusuna da ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk 5 aylık rakamlar kesinleşti. SGK müşaviri Emin Yılmaz, açıklamasına ilk 5 aylık enflasyon farkının Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %22,72 oranında, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan %17,38 oranında kesinleştiğini hatırlattı. Haziran enflasyonu zam oranını yukarı çekecek. Emin Yılmaz sadece Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklendiğini söyleyerek son rakamlar ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için maaş farkının %25,86 oranında memur ve memur emeklisi için ise %20,39 olacağını söyledi. Hangi emekliler refah payı alacak? Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini düşündüğünü belirten Emin Yılmaz, "Bana göre %5'lik refah payı verilmesi ağır basmaktadır." dedi. Emin Yılmaz, enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi beklendiği için refah payının daha düşük belirleneceği, %10'luk bir refah payının ise uzak bir ihtimal olduğunu vurguladı. Refah payı eklendiğinde emekli maaşları ne olur? Kamu emeklileri ve memurlarının toplu sözleşme üzerinden belirlendiğini hatırlatan Emin Yılmaz, geçmiş dönemde hali hazırda çalışan memurlar hariç diğer emeklilerin tamamının maaş farklarının eşitlendiğini görüyoruz. Bu varsayımda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine %5 refah payı verilirse, zam oranlarının eşitlenebilmesi için memur emeklisine %10 refah payı verilmesi gerekir. Bu halde Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerine refah payı ile birlikte %30,86 oranında zam verilecektir, diye konuştu. Memurlara refah payı verilir mi? Memur kesimine Temmuz'da refah payı verilmesini beklemediğini diye getiren Emin Yılmaz bunun nedeninin ise, 2023 yılı Temmuz ayında memurlara 8077 lira seyyanen bir ödeme yapılmış olmasını ve bunun kanun ile kalıcı hale getirilmiş olması olduğunu söyledi. Emin Yılmaz geçen yılki seyyanen artış nedeniyle bu dönem memurlara refah payı verilmesini beklemediğini söyledi. Tüm emekli zamları eşitlenir mi? Geçmiş zam dönemlerinde maaşlarda eşitleme formülünü defalarca görüldüğünü söyleyen Emin Yılmaz bu politikanın artık kalıcı olduğuna ve maaşta adaletli davranıp emekliler içinde ayrıştırmadan aradaki fark olan %5 puanın eşitlenebileceğini belirtti. En düşük emekli maaşı için en güçlü tahmin ne? Emin Yılmaz, emekli aylıklarında en güçlü ihtimalin taban aylıklara yapılacak güncelleme olacağına inanıyorum. Rakam olarak 12.500 veya 15.000 Türk lirası arasında yükseltileceğine inanıyorum diye konuştu. Kök aylıklara revize yapılabilir. Emin Yılmaz, kök aylıklara enflasyon farkı uygulandığı için özellikle 8.000 liranın altında kök aile olanlara hissedilir bir zam yapılamadığından kaynaklı kök aylıkların 10.000 liranın üzerine revize edileceğini düşünüyorum dedi.